Herkese merhaba, ben Kubilay Hoca. Bugün yanımda bir konuğum var, Duru Gürsoy. Duru hoş geldin. Hoş buldum hocam. Nasılsın? İyiyim, siz? İyiyim, teşekkür ederim. Bir rahatlamışsındır, rahatlama evet, gelmiştir. Bitti. Arkadaşlar, Duru LGS 2023'te %0.9'luk dilimde yer aldı ve Üsküdar Amerikan Lisesi'ne yerleşti. Bugün onun tecrübelerinden faydalanacağız. Birkaç soru hazırladık LGS ile ilgili. Nasıl hazırlandı, ne yaptı, nasıl tercih yaptı, nasıl soru çözdü, bunlarla ilgili bize tavsiyelerde bulunacak. Ben birkaç şeyini biliyorum da sizi aydınlatması açısından bu videoyu çekmeye karar verdik. Sağ olsun kendisi de kırmadı. Bizim için buraya geldi. Teşekkür ederiz tekrardan. Rica ederim. İlk sorumuzla başlayalım hazırsan. Şimdi önemli bir sınava gireceğini ne zaman fark ettin diye sormuşuz. Bu farkındalık çok önemli öğrenciler için. Hı-hı. Genelde öğrencilerimiz çünkü aileleri ya da öğretmenleri istediği için bu sınava çalışıyorlar. Kendi farkındalıklarını elde etmeleri önemli bir şey. Hı-hı. Sen ne zaman fark ettin? Nasıl fark ettin bu durumu? Yani 7. sınıfın 2. döneminde aslında biraz LGS çalışmalarına okulla beraber başladığımızda fark ettim. Hı-hı. Hani bir şey geliyor, bir şeye gireceğiz. Bir dalga var. O zamanlarda aslında lisenin öneminin farkındaydım. Çünkü Hı-hı. hani hayatımın büyük bir parçasını etkileyecek. Hı-hı. Biraz lisenin farkındalığını kazanınca aslında sınavın da farkındalığını kazanmış oluyorsunuz. Evet, evet. Teşekkürler. Şimdi peki LGS için ne zaman ders çalışmaya başladın? Yani tabii ki ben seni hep tanıyordum. Sen hep ders çalışan bir öğrenciydin ama hani LGS'ye yönelik ne zaman çalışmalara başladın? Öyle sorayım sana. Yine 7. sınıfın 2. dönemi diyebilirim. Okulda Hı-hı. denemeler başladığında hani denemeler için çalışırken bir yandan da 8'e hazırlanıyorduk. Ön hazırlık konularda falan. O dönemde LGS için 8 için çalışmaya başlamıştım. Denemeler seni yönlendirdi evet. biraz daha yani. Peki güzel. Peki kendine böyle bir hedef koymuş muydun? Yani şu okulu kazanacağım ya da şöyle bir liseye gireceğim. İşte şöyle bir işte fen lisesi olsun, Anadolu lisesi Hı-hı. olsun ya da illa şu okulu olsun. Seni motive eden bir şey var mıydı? Ya spesifik bir okul koymamıştım kendime. Hı-hı. Ama belli tercihlerimi karşılayan bir okul olsun Hı-hı. istiyordum. IBAP programları, işte uluslararası programlar. Hı-hı. Türkiye'de adını duyurmuş bir okulda okumak Hı-hı. istiyordum. Ama tavsiye verecek olursam kesinlikle spesifik bir okul seçmenizi öneririm. Biraz da motive olmayı kolaylaştırıyor bence. Benim aklım hala bulanıktı hani son aylara kadar. Hala nasıl yapacağımı bilemiyordum. O yüzden motive olması açısından hedef bir okul önemli bence. Motive etti seni. Evet. Sen de yurt dışına gitmeyi düşünüyorsun sanırım. Evet. Böyle bir hedefin olduğuna göre. Peki. Peki bir günün nasıl geçiyordu diye sorsam sana. Yani gününü nasıl planlıyordun? Branş ayrımı yapıyor muydun? İşte şu branşlara daha çok çalışayım. Bir de mesela 10 soruluk branşlar var biliyorsun. İşte İngilizce, din kültürü gibi. Hani bunlara nasıl çalışıyordun? Nasıl önem veriyordun? Günün nasıl geçiyordu yani senin? Şöyle dürüst olmak gerekirse bir rutinim yoktu aslında maalesef. Bir rutin oluşturamamıştım. Yani bazı günler çok iyi hissediyordum, işte okuldan yorgun gelmiyordum, iyi çalışıyordum. Bazı günlerde yorgun geliyorduk, okul yoruyordu beni. O günlerde az çalışıyordum. Ama belli bir standartın altına düşmemeye çalışıyordum rutin olarak. Zaten son aylarda işte okulda denemeye giriyorduk. Sonra çıkıp sınav merkezinde denemeye giriyordum ve evde deneme çözüyordum. Hani günlük 3 deneme rutin öyleydi. O şekilde. İyi, güzel. Peki günde böyle bir soru sayın var mıydı? Yani nasıl Hı-hı. diyeyim, işte belli bir soru sayısı. Ben bugün her gün kesinlikle 200 soru çözeceğim. Her gün kesinlikle 250 soru çözeceğim, 300 soru çözeceğim gibi bir soru sayısı belirlemiş miydin kafanda? Var mıydı böyle bir şey? Ya vardı ama biraz düşük tutmuştum. 100 soruydu benim için. Soru sayısının da çok önemli olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Hı-hı. Çünkü bir yerden sonra konunun ilk başında bütün soruları taramanız gerekiyor. Bütün soru tiplerini görüyoruz zaten Hı-hı. kolay sorularda. Ondan sonra zor sorularda size bir şey katacak soruları çözmeniz gerekiyor. Bu da işte iyi kaynaklardan, iyi hocalardan çözmek gibi. İşte son zamanlarda yani sorunun sayısı değil de kalitesi önemli bence. Tabii. Belli bir soru sayısı doğru değil. Evet, aslında hep söylediğimiz şeyler bunlar öğrenciler. Evet. Yani kendilerine bir soru sayısı belirlemektense şu kadar soru çözeceğim, şöyle evet. yapacağım. Aslında bilmedikleri ya da hiç görmedikleri soru tarzlarını evet. görmeleri kendileri açısından daha iyi. Matematikte bu özellikle böyle. Evet. Ne kadar fazla soru tipi görürlerse o kadar kolaylaşıyor. Evet, aynen. Beceri temelli yeni nesil dediğimiz. Yoksa hani kazanım sorusu istersen günde 1000 tane çöz matematikten. Evet. Hani hep yerinde sayacağın şey şeyler. Katmıyor. Sana yeni şeyler katmayacak şeyler. Yani o yüzden kendine katacak soru çözmesi soru sayısından daha önemli diyorsun. Branşlara gelince de aslında branş branş değil de konu konu ilerliyordum.
Mesela fende basınç ünitem benim çok kötüydü her zaman. Hep çelme takıyordu bana. Mesela ona yoğunlaşıyordum ya da işte matematikte zorlandığım soru tiplerine yoğunlaşıyordum. Aslında ders ders değişiyordu. 10 soruluk branşlara da çok zaman ayırdığımı söyleyemem maalesef üzülerek. Ama derslerini çok iyi dinliyordum. Yani konuyu hazmettikten sonra 10 soruluk branşlarda özellikle inkılapta. Yani ne kadar konu odaklı sorular çıkmasa da konuyu bildiğiniz zaman soru çok kolay çıkıyor. Dinde de aynı şekilde. Dinde bir de belli kavramları öğrenmeniz gerekiyor. İngilizce zaten kelimeye dayalı. Kelime eksiğiniz yoksa yapamayacağınız kelime şey yok. Kelime ezberliyor. Evet. Ya aslında zamanını bir nevi verimli kullanıyordun. Yani evet. Okuldaki zamanını daha çok ders dinleyerek oradaki verimini arttırıyordun. Evde çalışırken de daha çok 20 soruluk o ana branşlar dediğimiz derslere çalışıyordun. Evet. Güzel. Peki şimdi teknoloji biliyorsun hayatımızın artık orta noktasına. Yani hepimizin, sadece öğrencilerin değil bizim de. Ben bile bazen elime telefonumu alıyorum ve bir bakıyorum yarım saat geçmiş. Bir bakıyorum 45 dakika geçmiş. Sosyal medya dediğimiz şeyde vakit harcıyoruz ve bu vaktin nasıl geçtiğini bilmiyoruz. Hatta ben son zamanlarda telefonuma süre koydum. Böyle işte Instagram'a, Twitter'a. 1 saat 10 dakika olunca beni uyarıyor, kapatıyor direkt kendi kendine. Çünkü gerçekten hani ben bile fark edemiyorum zamanın nasıl geçtiğini. Senin de sosyal medya hesapların vardır muhakkak. Evet. Yani buralarda dolaşıyorsundur, zaman harcıyorsundur. LGS sürecinde de telefonum vardı. Bu telefonu ne sıklıkta kullandın, kullandın mı? Sosyal medyaya bir ara verdin mi? Teknoloji kullanmaya bir ara verdin mi? Yani kendini nasıl yönettin ya da bir destek mi aldın? Nasıl oldu bu durum? Şöyle, telefonu bırakmayı bir süre denedim. 2 haftalık bir süreçte. Yani LGS sürecinin ortasındaydı aslında ama bana bir fayda sağladığını görmedim şahsen. Çünkü ben bağımlıyım diyemem ama tabii ki zaman harcıyorum. Önceliklerine göre sıralıyordum. Yani işimi bitirdikten sonra kalan zaman için istediğimi yapabilirim mottosuyla çalışıyordum. Yani sorumluluklarımı yaptıktan sonra işte günlük soru sayımı ya da günlük konumu çalıştıktan sonra işte telefonu bırakmanın bir fayda sağlayacağını düşünmüyorum. Anladım. Sosyal medyaya gelince de birkaç sosyal medya uygulamasını sildim. İşte Instagram, Twitter gibi. Genelde çok zamanımı alanları sildim. Ama diğerleri kaldı. Telefonumu kullanıyordum yani. İyi. Aslında çok da bağımlı olmadığın için sana bir problem yaratmamış bu durum. Dozunda kullanıyormuşsun. Güzel. Peki bu durumda yani bu süreçte aslında aileler çok önemli bir destekçi oluyorlar. Senin de ailenin seni desteklediğini ben biliyorum. Buradan da selam söyleyelim hepsine, selam verelim. Peki senin ailenin tutumu nasıl oldu? Yani bunu da başkalarına da tanıtalım, anlatalım. Yani ailen sana nasıl destek oldu, oldu mu? Nasıl geçti ailenle iletişimin, nasıldı? Şöyle, bir baskı var mıydı üzerinde? Her zaman destekçilerimdi, sağ olsunlar. Biraz bana bırakmışlardı işi. Çünkü benim geleceğim, hani sen yönlendireceksin. Nasıl geçirmek istiyorsan öyle çalış gibi düşünüyorlardı. Tabii ki bir baskı vardı. Çünkü onlar kadar, ya benim kadar onlar da streslilerdi, heyecanlılardı. Hani 8 yıllık bir emek aslında, bir senelik tabii, bir şey kesinlikle, değil. Kesinlikle. O yüzden hani bir baskı vardı ama beni çok kötü etkiledi diyemem. Anladım. Olumlu yönde. Evet. Zaten bence baskı ve stresin dozajı iyi ayarlandığı zaman kesinlikle çok önemli bir pozitif nokta yani. Peki okul dışında dışarıdan destek alanlar oluyor. Almadan hazırlananlar oluyor. İşte ben hem çok iyi destekler alıp yani bütün işte özel dersler, dershanedir, özel okuldur destekler alıp hani istedikleri yerleri kazanamayan öğrenciler de oldu tanıdım. Hiç destek almadan sadece okula giderek de çok iyi yerler kazanan öğrenciler de tanıdım. Sen bu noktada bir destek aldın mı? Özel dersler, dershanedir, işte sınav merkezidir. Nasıl geçti senin bu sürecin? Şöyle, kesinlikle kişiye özel. Yani benim aldığım destek başkasına uymayabilir. Başkasının aldığı destek bana uymayabilir. Eksik noktalarınızı tespit edip destek almak önemli bence. Çünkü bir kere giriyoruz sınava. Tabii. O yüzden eksik noktalarınızdan destek almak önemli. Ben aslında temelim bana çok yardım etti diyebilirim. Özellikle matematikte. Çünkü sarmal bir ders ve son sene yaptıklarınız hani bir yere kadar yardımcı oluyor. Değil mi? Evet. O yüzden 7. sınıf ve 8. sınıfın ilk döneminde Kubilay Hoca ile beraber matematik çalışmıştık. Çok faydasını gördüm. Çünkü matematik özellikle 7. sınıftan da geliyor. Üstü sayılar, işte tam sayılar falan. Bir bina gibi aslında. Bir bina gibi aslında. Altını iyi döşemezsen istediğin kadar üst katlar güzel olsun. 8. sınıfta da ben deneme kulübüne yazıldım. Her pazar gün sabah denemeye giriyordum. Kesinlikle tavsiye ediyorum bunu her öğrenci için. Çünkü farklı yayınlardan farklı soru tipleri görmek
benim çok işime yaradı. Bir de 8. sınıfın 2. döneminde koçluk eğitimi almaya başladım. Yani hem psikolojik olarak sınavı yönetme konusunda hem de biraz daha planlama konusunda. Yani bir şeyler yapıyordum ama hani planlı değildi, bir rutin değildi. Onun için bir destek aldım. Plana ve düzene girdiğini fark ettim. Güzel. Bunu kendin hissettin ama aslında. Evet. Kendinizin fark etmeniz gereken bir şey. Evet. Güzel. Peki, deneme sınavlarından bahsettik. Az önce de hani sen de bunun her hafta girmenin faydasından bahsettik. Peki bu deneme sınavların nasıl geçiyordu? Yani o girdiğin zaman stres oluyor muydun? Gerçek sınav gibi yoksa diyordun ya bu deneme sınavı hani gerçek sınav değil. Nasıl oluyordu yani senin bir deneme sınavındaki maceraların? Yani şöyle, aslında çok stresli değildim deneme sınavlarında. Çünkü sürekli giriyorduk, artık sıkıcılaşmaya başlamıştı benim için. Yani stres biraz daha biraz bıkkınlığa yerini bırakıyordu. Tabii ki stres vardı. Bazen sayısalda yetiştiremediklerim oluyordu. Yetiştiremediğim denemeler. Onlar bende stres yaratıyordu. Ama denemeler kesinlikle soru tipi ve denemeye alışmanız için önemli, güzel yani. Evet. Güzel. Peki deneme sınavlarında... bence bu kişiden kişiye değişen bir şey ama kendince kötü sonuç aldığın oldu mu? Yani hani kendi beklentinin, herkesin kendinden bir beklentisi vardır. Hani bir alt sınır, bir üst sınır koyar insanlar kendilerine. Hani bu beklediğin alt sınırın altında aldın mı? Aldıysan nasıl hissettin? Yani galiba olmayacak, dibe vurduk falan bu tarz düşüncelerin oldu mu? Ya ben çok çabuk moralim bozuluyordu deneme sınavlarından sonra. Özellikle kendi seviyemin altına indiğimde. Yani zor bir sınavdan düşük almak sorun değil ama yapabileceğim soruları yapamadığını görmek benim çok moralimi bozuyordu. Hani sınavda da böyle olursa gibisinden. o yüzden moralim çok bozuyordu ama işte yarın tekrar giriyorduk. O zamana kadar düzeliyordu. Bir sonraki sınav yeni macera. İyi, güzel. Evet. Evet arkadaşlar, bu konuda gerçekten haklı Duru. Yani ben Duru'nun ilk 4. sınıftan 8. sınıfa kadar olan kısmını biliyorum. Çok özgüvenli bir öğrenciydi. Ama 8. sınıfa bir başladık. Hani böyle birkaç soru çözemiyor. Yani çözemiyor değil mi? Hani ilk kez karşılaşmış. Çok doğal bir şey bu 8. sınıfın başında. Ama böyle kendini dibe vuruyor. Kendine yakıştıramıyor çünkü o durumu. Ama evet, sonra biraz... çok şükür alıştı yani. Hırs ve baskıdan dolayı kendime yaptığım baskı. Çok anlıyorum seni. Evet. Yani çünkü o zamana kadar hani çok fazla takılmamışsın bu derste. Ama daha sonra hani takılmaya başladın. Ya ne oluyor acaba? Doğru. Olmayacak mı? Gerçekten bahsettikleri kadar zor mu bu durum? Ama atlattın. Çok sevindim ben de bu konuda. Peki stresten bahsettik. Stresle sen kendin hani destek aldığından da bahsettin ama kendi başına nasıl başa çıktın? Hani kendini böyle bu stresi aşmak için kendi yöntemlerin var mıydı? Hani bunu bir önerim var mı şu an? Stresli olan öğrencilerimiz de vardır muhakkak bizi izleyen. Onlarla ilgili böyle var mı bir önerin? Yani nasıl başa çıktın sen bu strese kendi başına destek almadan? Şöyle, aslında ben son aya kadar hep stresli değilim diye düşünüyordum. Hani insanlarla da öyle konuşuyorum. İşte soğukkanlıyım, stresli değilim ama sonra stresi baskıladığımı fark ettim. İçinde var halbuki, ben onu baskılıyorum. Evet, baskılıyorum sürekli. Hani stresli değilim diyerek. Son ay biraz patladı stresim. Yani çok gergindim son ay özellikle. Hani denemelerde olsun, derslerde olsun hiç kendimde değildim. Kesinlikle tavsiye etmiyorum. Yani stresi baskılamak stresli olmaktan daha zor. Çünkü çok doğal yani stres yaşamamız. Çünkü önemli bir şeye giriyoruz ve kolay değil. Stresimle nasıl başa çıktım? Biraz kendimi oyalıyordum aslında. Hani kalıcı bir çözüm bulamadım henüz stresle başa çıkmak için. Hayatta henüz kimse sanırım bulamadı kalıcı bir çözüm. Herkesin belli stresleri var. Yani sonrasını düşünüyordum. Sınavdan sonrası ne yapacağım, ne edeceğim, işte tatili falan düşünüyordum. Öyle baskılıyordum diyebilirim. Öyle unutmaya çalışıyordum. Yani aslında kabullenmek biraz daha iyi yani. Yapacak bir şey yok. Stresliyiz yani. Peki, güzel. Şimdi yapamadığımız sorulardan bahsettik. İllaki karşılaşıyoruz. Bu matematik de olabilir, Türkçe de olabilir, fen de olabilir. Ben zaten bunun çok önemli olduğunu, hani aslında yaptığımız sorulardan, yaptığımız konulardan ziyade yapamadığımız konuların, yapamadığımız soruların daha önemli olduğunu düşünüyorum her zaman. Evet. Çünkü eksik olan yerlerimiz onlar. Oralara çalışmamız lazım bu sınav içinde. Sen yapamadığın sorular olduğu zaman bunların nasıl üstesinden geliyordun? İşte hocalarına mı soruyordun ya da ne sıklıkla soruyordun? Nasıl bu sorunları aşıyordun? Şöyle, yapamadığım soruyu tabii ki hocalarıma soruyordum. Aslında biraz şeye yoğunlaşıyordum. Neyi yanlış yapmışım? Hocamın çözümünden farklı neyi yapmışım? Aslında kendi çözümünüzdeki sorunu bulmak en başta. Niye o sonucu gidememişim gibi.
Ondan sonra yanlış yaptığınız sorular aklınızda kalıyor zaten. Hani hı-hı, yanlış yaptığınız için. Üzerine gitmek gerekiyor kesinlikle. Hı-hı. Çünkü sürekli karşınıza çıkıyor. Evet. Tekrar aynı tekrar. Sorular. Yani evet. Bir de ben şundan hani şimdi acizane tavsiyem. Yapamadığın soruyu evet öğretmenlerine soracaksın. Muhakkak bir destek alacaksın ama öğretmen çözdükten sonra bir kere daha kendin çözebilmek. Evet, hani o, sıfırdan çözebilmek. Evet, aynen. Yani sıfırdan çözebiliyor musun bakalım? Gerçekten anlamış mısın bu soruyu ya da bu konuyu? Onu anlayabilmek. O zaman evet, gerçekten bu soruyu kazanmışım ya da bu soruyu tam olarak yine anlamamışım diyebiliyorsun evet, yani o noktada. Peki şimdi LGS'nin birçok sürecinden bahsettik. Yani işte 7. sınıftaki süreçten bahsettik. Başlangıcından bahsettik. Ortalama zamanlarından bahsettik. Sonundan bahsettik. Senin için en zor zaman ne zamandı? Sanırım az önce bir spoiler verdim bununla ilgili. Son zamanda çok streslenmiştim evet, diye ama. Evet, son zamanlarda çok streslendim. Bir de şöyle, deneme sınavlarında sürekli aynı konulardan aynı sayıda yanlışım çıkıyordu. Yani son iki ayım deneme skorlarım hep iki yanlış. Hmm. Hep iki yanlış. Hepsi tabii ki. Sürekli iki yanlış, üç yanlış. Hani o beni çok sıkmıştı artık. Çünkü yani onları çözemiyorum. Hani 4 yanlış yapsam sevineceğim ama 2-3 yanlış sürekli. O biraz zordu. Hani geri gitsem de yine diyeceğim evet, ki bir değişiklik bir var değişiklik bende ama. Hep oldu hani yani. Hani stabillik beni biraz gerçekten sıkmıştı. Hani ya hiç 500'e yapamadım denemelerde. Yani full... O da biraz üzdü beni. Evet. Kendine o hedefi koydun. Evet. Anladım. O da olmadı. Peki bu sınavda belli bir hedeflerin vardı dedik. Belli aşamalardan geçtiğinden bahsettik. Peki hiç kendin oturup düşündüğün zaman, hani biriyle değil ama kendi kendine oturup düşündüğünde ya ben galiba başaramayacağım, galiba bu olmayacak, pes edeyim, bırakayım, hani bu kadar çok çabalamama da gerek yok dediğin bir dönem oldu mu? Oldu. Oldu. Tabii ki oldu. Ne zamandı peki bu? Bize biraz anlatmak ister misin? Aslında semester zamanları diyebilirim. Biraz sıkıldım soru çözmekten ve semester zamanları da biraz stabildi benim notlarım. Hani semesterde okula gidiyorduk, denemelere giriyorduk. Hani çalışıyorum ama bir şey değişmeyeceğini görünce biraz pes ediyor insan. Ama o çalışmanın karşılığını hemen görmek de mümkün değil. Yani bir hafta çalıştın, diğer haftaki denemelerin düzelmiyor. Çok iyi olacak. Evet, öyle bir şey işte bir ay sonrasına etki ettiği için o dönemde sabretmek önemli. Ben o dönem biraz pes ettim diyebilirim. Anladım. Yani hemen bir karşılık beklememek evet, gerekiyor. Biraz daha emek harcayıp evet, daha sonra karşılığını göreceğiz. Evet, bu biraz var bizde. Yani bu aslında hayatımızda her evet, yerde var. Yani bir şey hemen bir haftada yapıp 10 günde yapıp hemen bir karşılık bekliyoruz. Doğal olarak siz öğrenciler de 10 gün matematik çalıştım, niye matematik netlerim evet, 15 olmuyor düşünüyorsunuz. Ya da işte 10 gün Türkçe çalıştım, niye hemen Türkçe netlerim full olmuyor evet, gibi beklentiler oluyor. Haklısın. Biraz emek lazım. Yani evet, çünkü sonuçta bu sınava 3 yıldır, 2 yıldır hazırlananlar var. O yüzden yani hemen karşılık beklememek evet, lazım. Peki şimdi bu sınava hazırlanıyoruz. Ben bunu her zaman öğrencilerime söylüyorum. Seninle de konuşmuşuzdur muhakkak. Ne kadar hazırlanırsak hazırlanalım biraz bu işte şans faktörü de var. Yani hani sen çok iyi hazırlanırsın, sınav günü başına Allah korusun bir şey gelebilir. Yani işte miden bulanır, hastasındır ya da işte okulunun bulunduğu yerde ses vardır. Evet. O tarz şeyler olabilir. Yani senin LGS günü psikolojin nasıldı? LGS günün nasıl geçti? Sınav başladı, kitapçık önüne geldi. İşte öğretmenler kitapçıkları da açtın. Hani o artık emeğinin karşılığını alacaksın artık o yarış anı bu. Hani orada ne hissettin? Nasıldı senin için? Ya yani? Garipti benim için. Hatta herkes için öyleydi diye düşünüyorum. Çünkü hani artık bitmiş gibiydi. Hani her zaman çok uzak bir tarih gibi geliyordu sınava gireceğimiz gün. Ama geldiğinde artık hani bitti gibi bir psikolojideydim. İlk kitapçığı açtığında artık evet, bu iki yapacak saat yapacak bir şey yok her şey. Ondan sonra çok gergindim diyemem. Aslında hani daha gergin olduğum denemeler geçirdim. Biraz da artık yapacak bir şey yok modundaydım. Kitapçığı açtım. Türkçe hoş değildi. İlk Türkçe ile karşılaştığım zaman. Türkçe bence zordu Türkçesi. Sözel sayısal molası biraz gergindi benim için. Ya bahçeye çıktık, nefes aldık falan bir ama. Bir de Türkçe öyle geçince evet, hani yani matematikten kalan nasıl gelecek dersler acaba? Değil de Türkçe beni zorladı biraz. O yüzden hani Türkçesi böyleyse matematik seni nasıl gerginliği vardı. Beklediğim gibi olmadı. Keşke öyle olsa. Keşke matematik biraz daha zor olsaydı. Biraz daha zor yapsalardı keşke. Ama
normaldi benim için. Sonra bir sınavdan çıktık. 2 saat sonra zaten kitapçıklarımız kontrol edilmişti. Ya ben sınavdan 2 saat sonra sonucumu biliyordum tahmin ediyorum. Sadece yüzdelik dilimin ne olacak evet, acaba? Evet, yüzdeliklerin bu kadar kayacağını düşünmüyorduk o zamanlar. Doğru, doğru. O şekilde. Öyle geçti bir sınavın. Peki, sınav bitti. Evet. Sınav sonucu açıklandı. Tabii ki bana kalırsa aslında tabii ki sınav süreci de çok stresli. Ona hiçbir şey söylemiyorum. Ama tercih süreci bence bir tık daha yukarıda kesinlikle. Bir şey. Şimdi tercih dönemine geçiş yapalım. Sınavı bitirdik. Sonucumuz açıklandı. %0.9 geldi. Sen öncelikle nasıl tercih yaptın? Yani bu tercih sürecin nasıl geçti? Önce biraz ondan bahsedin. Yani destek aldım. İşte sordun mu sağdan soldan arkadaşlarındır? İşte biliyorsun bizim ailelerimiz de haberleşiyor birbirleriyle, annenin haberdar olduğu kişiler. Nasıldı yani senin tercih dönemi? Nasıl yani tercih yaptın? Dönemi benim için sınav döneminden kesinlikle çok daha zordu. Çünkü sınav dönemi... Keşke sınav çalışsaydım bir daha diyorsun. Çünkü sınav dönemi ne yapacağınızı biliyorsunuz. Hani test çöz, konu çalış, denemeye gir ama tercih döneminde önünüzde çok fazla seçenek var. Çok fazla okul var. Özel okullar, yabancı okullar, devlet okulları, fen, Anadolu falan. Aslında bir hedefim vardı. Ben bir devlet okulunda okumak istiyordum. O olmayınca, yani istediğim devlet okulları puanıma gelmeyince biraz kafam karıştı. Çünkü bir B planım yoktu maalesef. Keşke olsaymış. Onu düşünmedin yani. Evet, hiç düşünmemiştim. Hani hep o okullar gelir diye düşünüyordum. Bahsettiğim okullar da hani Kabataş falan. Gelir dediğim okullar. Ondan kendin sonra, hedefin oydu sonuçta. Evet, kendini ona yakıştırıyordun. Hedefim oydu. Ondan sonra özel okullarda, yabancı okullarda ne yapabiliyorum diye baktım. Önceliklerim aslında IB, AP eğitimleri. Hem yurt dışında kabul gören hem de CV'mde aslında iyi duracak şeyler istiyordum. Çünkü maalesef bir lise bitirmek, bir üniversite bitirmek artık yeterli değil. İkinci bir dil gerekiyor. Prestijli bir okuldan mezun olmanız gerekiyor. Bu yüzden biraz daha yabancı okullara kaydım. İngilizce okumak istiyordum ben lisemi. Ekstra yabancı dilleri kendim öğrenebilirim diye düşünüyorum hala. Tabii canım kesinlikle. O yüzden Amerikan liseleri arasından da en tercihlerime uyan Üsküdar Amerikan'dı. O yüzden onu tercih ettim. Anladım, evet. Güzel. Aslında bundan sonraki soracağım soruya da sen cevap vermiş oldun. Okulu soracaktım. Peki okulu gezdin. Hani anlattılar size ya da içerisini gördün. Hani bize böyle bahsetmek istediğin, bu okulda şu var, şu var dediğin. Biraz reklamını yapayım okulumu. Yani olabilir tabii canım. Aynen. Hani ben girdim işte sonuçta ilk defa girdiğim bir yer. Hepimiz gezerken ben hala bile görmediğim bir okula gittiğim zaman. Üniversite olabilir, lise olabilir. Çok güzelmiş. Yeni yapılan da olabilir. Devlet olabilir, özel olabilir. Hiç fark etmez. Hani böyle seni etkileyen fiziki şartları olabilir. İşte eğitimi programıyla ilgili şunlar şunlar olabilir. Öğrencilerin kazandığı üniversiteler olabilir. Yani seni etkileyen şeylerden biraz bahsetmeni isterim. Çünkü illa düşünen vardır ya da işte ikinci, üçüncü tercihlerinde bu okulu düşünecekler vardır. Belki bire getirirler. Belki derler ki yok ben ikiye, üçe atacağım. Hani seni etkileyen şeyleri ben merak ettim açıkçası. Şöyle mezunların gittiği okullar öncelikle benim öncelik listemdeydi. Hepsi iyi okullara gitmişlerdi. Nerelere gitmişler mesela? Yale Üniversitesi, Washington Üniversitesi, Cambridge. Bir tane Oxford var bu sene ama bölüm yazmıyor. Yani hepsi iyi yerleri kazanmışlardı. Biraz o beni mutlu etti. Önceliğim buydu. Evet, biraz da aslında programlarına baktım. Amerikan müfredatı işlemeleri, ekstra diploma alabilmemiz. Bana avantaj sağlayacağı konular çok fazlaydı. Fiziki şartları da güzel tabii ki. Bunların hepsi birleşince. Bunların hepsi birleşince beni ikna etti. Güzel, çok sevdim. Evet. Durucuğum teşekkür ederim. İyi ki geldin. Öncelikle bizi sonucunla mutlu ettin. Daha sonra buraya gelip güzel deneyimlerini bizimle paylaşman bizi mutlu etti. Umarım bu başarıların katlandıkça çoğalır. Güzel bir üniversitede seni bu az önce bahsettiğimiz işte bir Cambridge neden olmasın, bir Oxford neden olmasın. Oralarda görüp bu sefer oraya hazırlanma tecrübelerinden faydalanabiliriz. Onları sorarız sana. Kendine çok iyi bak. Çok başarılar. Her şey için teşekkürler hocam. Aa, o senin başarın da her zaman söyledim bunu. Arkadaşlar bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Özellikle LGS 2024'e hazırlanan arkadaşlar bu videoyu izlesinler. Kendilerine not edinmeleri gereken yerleri not edinsinler. Videomuzu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.